Evet, Türkçenin ses yapısı ve Türkçenin özellikleri. Türkçe sözcüklerde yansıma sesler hariç F, H, J unsurları bulunmaz. Hava, fakir, jandarma, jilet, günah, fedai, sabah, filiz gibi. Türkçe sözcükler yansıma sesleri hariç C, F, H, J, L, M, N, P, R, Ş ve Z ünsüzleriyle başlayamaz. Can, cariye, final, fotoğraf, madalya, palet, vals, viran, pamuk, laik, vitamin gibi. Bu kelimeler yabancı dillerden alınmıştır. İlk ve son iki harfi ünsüz olan sözcükler Türkçe değildir. Tren gibi, kral, tren, kristal, kreş, prens, program, lens, lüks gibi. İçinde iki ünsüz bulunan sözcükler Türkçe değildir. Millet, şiddet, hiddet, mürekkep, izzet, şirret, cennet gibi. Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler Türkçe değildir. Uyarı, your, can, ki, lay'in imtirak etleriyle uyumsuz olan Türkçe sözcüklerde ses değişimine uğrayarak büyük ünlü uyumuna ters düşen anne, kardeş, elma gibi zamanla değişen Türkçe sözcükler ve birleşik sözcükler hariç. Büyük ünlü uyumunu anlatacağım zaten ileride. Küçük ünlü uyumuna uymayan sözcükler Türkçe değildir. Fotoğraf, kitap, broz gibi. B, C, D, G ünsüzleriyle biten sözcükler Türkçe değildir. Pedagog, diyalog, hac, yad, miraç gibi. İki ünsüz yan yana bulunan sözcükler Türkçe değildir. Şair, kainat, kainat, saat, vaat, şuur, şiir, cemaat, kanaat ve sait gibi. İki ünsüz yan yana bulunan kelimeler de Türkçe değildir. Evet, şimdi geldik ünlüler, yani sesliler. Ünlülerin özellikleri ve ünlülerde uyumu işleyeceğiz. Ünlüler ses tonunda bir engele uğramadan çıkan seslerdir ve Türkçemizde 8 ünlü harf vardır. 4'ü ince, 4'ü kalın. A, E, I, İ, ince, şey, A, E, I, I, O, Ö, Ü, 8 tane ünlümüzdür. E, İ, Ö, Ü ince ünlüler, A, I, O, U ise kalın ünlülerdir. Ünlüler söyleniş özelliğine, dilin ve ses yolunun aldığı biçimlere göre değişik özellikler gösterir. Bunu tabloda inceleyebiliriz. Mesela A ünlüsü düz, kalın ve geniştir. E ünlüsü düz, ince ve geniştir. O ünlüsü yuvarlak, kalın ve geniştir. Ö ünlüsü yuvarlak, ince ve geniştir. I ünlüsü düz, kalın ve dar. I ünlüsü düz, ince ve dar. U ünlüsü yuvarlak, kalın ve dar. Ü ünlüsü ise yuvarlak, ince ve dardır. Ünlü uyumları Türkçe'de iki çeşit ünlü uyumu vardır. Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu. Büyük ünlü uyumu. Türkçe'de bir sözcükte ilk hecenin ünlüsü, bak ilk hecenin ünlüsü kalınsa, yani A, I, O, U'dan bir tanesi ise, o sözcüğün sonraki hecelerin ünlüsü de kalın. İlk hecedeki ünlü ince ise, yine aynı kelimenin sonraki ünlülerindeki ünlü, sonraki hecelerindeki ünlülerin de ince olması gerekir. Buna biz büyük ünlü uyumu diyoruz. Yani bir kelimenin ilk hecesinde kalın ünlü varsa o kelimenin diğer hecelerinde de kalın ünlü olmalı. Bir kelimenin ilk hecesinde ince ünlü varsa aynı kelimenin diğer hecelerinde de ince ünlü olması gerekir. Bu kurala biz büyük ünlü uyumu diyoruz. Tatlılar kelimesi büyük ünlü uyumuna uyar. Gördüğümüz gibi bu kelimenin ilk hecesi tat. İlk hecesinde A kalın ünlü var. Bu kelimenin diğer heceleri L ve lar. Diğer hecelerinde de gördüğün gibi I ve A, yani kalın ünlü var. Güneşli kelimesinde büyük ünlü uyumuna uyar. Güneşli kelimesinin ilk hecesi gü, ikinci hecesi neş, üçüncü hecesi li'dir. İlk hecesinde
Ü var, ince ünlü. İkinci hecesinde E, ince ünlü. Üçüncü hecesinde İ, ince ünlü var. Yani büyük ünlü uyumuna uyar. Türkçe bir sözcük büyük ünlü uyumuna uymak zorundadır. Bir sözcük büyük ünlü uyumuna uymuyorsa büyük olasılıkla o sözcük Türkçe değildir. Makale, mobilya, mektup, televizyon gibi. Gördüğün gibi zaten birinci hecede kalıp, ikinci hecede kalıp, üçüncü hecede ince ünlü var. Büyük ünlü uyumuna uymaz. Türkçe değil zaten. Mobilya. İlk hecede kalın ünlü var. İkinci hecede ince ünlü var. Üçüncü hecede kalın ünlü var. Büyük ünlü uyumuna uymaz. Türkçe olduğu halde sonradan değişimi olarak büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler de vardır. Mesela elma, anne, kardeş, inanmak hangi kelimelerinin eski dildeki karşılıkları alma, anne, ana, kardeş, kardeş ya da karındaş, inanmak, inanmak, hangi, kankı. Bu kelimelerin eski dildeki karşılıkları büyük ünlü uyumuna uyarken şimdiki karşılıkları büyük ünlü uyumuna uymuyor. Alma, elma olmuş mesela. Elma, ilk hecede E var, ikinci hecede A var. Büyük ünlü uyumuna uymaz. Anne, ilk hecede A var, ikinci hecede E var, büyük ünlü uyumuna uymaz. Kardeş, ilk hecede A kalın ünlü var, ikinci hecede E ince ünlü var, büyük ünlü uyumuna uymaz. Ama bu kelimelerin eski halleri büyük ünlü uyumuna gördüğümüzde uyuyor. Ekler büyük ünlü uyumuna göre ses değişikliğine uğrar. Ancak bazı ekler büyük ünlü uyumuna göre ses değişikliğine uğramaz. Bu ekler şunlardır. Şimdi bu ekler mutlaka notal, your, ki, can, intrak, daş ve lein ekleri büyük ünlü uyumuna aykırı olan eklerdir. Yani bu ekleri alan kelime büyük ünlü uyumuna uymaz Ceyda'cığım. Mesela biliyor kelimesindeki yor ekinde bulunan o kalın ünlü gördüğün gibi kelimenin büyük ünlü uyumuna uymasını engellemiş. Solda kelimesinin aldığı ki ekinde i ince ünlü var. Gördüğün gibi normalde solda kelimesi büyük ünlü uyumuna uyar ama solda kelimesi ki ekini aldı mı büyük ünlü uyumuna uymaz. Aynı şekilde ken ekinde yatar kelimesi büyük ünlü uyumuna uyar ama yatar kelimesi ken ekini aldığında büyük ünlü uyumuna uymaz. Yor, ki, ken, intrak, daş ve lein ekleri büyük ünlü uyumuna aykırı olan eklerdir, unutma. Büyük ünlü uyumu tek heceli sözcüklerde, birleşik sözcüklerde, özel isimlerde ve yabancı sözcüklerde aranmaz. Bunu da sakın unutma. Küçük ünlü uyumuna geldik şimdi. Küçük ünlü uyumu nedir? Ünlülerin düzlük yuvarlaklık, darlık genişlik bakımından uygunluğuna küçük ünlü uyumu deriz. Küçük ünlü uyumunda bir kural vardır. Bu kuralı çok iyi bilmen gerekiyor. Mesela bir kelimenin ilk hecesindeki ünlü olmak şartıyla, tamam mı? Yani aynı büyük ünlü uyumundaki gibi hece hece bakacağız ama bunun kuralı farklı. Büyük ünlü uyumunda bir kelimenin ilk hecesinde kalın ünlü varsa diğer hecelerde de kalın ünlü olması gerekiyor. Veya bir kelimenin ilk hecesinde ince ünlü varsa diğer hecelerde de ince ünlü olması gerekiyor. Fakat küçük ünlü uyumunun kuralı farklıdır. Yine kelimeyi ilk heceden itibaren bakacağız ama şu şekilde bakacağız. Mesela şöyle bilmen gerekiyor. Türkçe'de A, E, I, İ ünlülerinden sonra A, E, I, İ ünlüleri gelir. O, Ö, U, Ü ünlülerinden sonra ya A, E ünlüsü gelir ya da U, Ü ünlüsü gelir. Bunu bu şekilde bilmen gerekiyor. Mesela A'dan sonra ilk hece itibariyle, kelimenin ilk hecesi itibariyle. Mesela A'dan sonra I gelebilir. A'dan sonra İ gelebilir. I'dan sonra A gelebilir. E'den sonra I gelebilir. Yani A, E, I, İ'den sonra A, E, I, İ'den herhangi biri gelebilir. O, Ö, U, Ü'den sonra ise ya A, E gelmeli ya da U, Ü gelmeli. Mesela O'dan sonra E gelebilir. O'dan sonra Ü gelebilir. Ü'den sonra E gelebilir. Ü'den sonra A gelebilir. Veya Ü'den sonra Ü gelebilir. Tamam mı? Bu şekilde öğrenmelisin. Küçük ünlü uyumu aranırken heceler bir önceki heceye göre değerlendirilir. Yani büyük ünlü uyumundaki gibi hece hece bakacaksın ama bunun kuralı biraz önce söylediğimiz gibi. Unutmuyoruz. A, E, I, İ'den sonra A, E, I, İ gelebilir. O, Ö, U, Ü'den sonra ya A, E ya da U, Ü gelir.
Barış kelimesine bakıyoruz. İki heceye ayırdık. Barış. Şimdi kelimenin ilk hecesinde A var. A'dan sonra I gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü A, E, I, I'den sonra A, E, I, I gelebilir dedik değil mi? Bak şu iki kuralı bilmen gerekiyor. TYT'de çıkacağını zannetmiyorum ama bilmen de zarar yok tabii ki. A'dan sonra I gelebilir mi? Gelebilir. O zaman büyük küçük ünlü uyumuna uyar. Artı büyük ünlü uyumuna da uyar. İkisi de kalın ünlüdür. Kesinlik kelimesine bakıyoruz ve hecelerini ayırıyoruz. Kesinlik. İlk hecede E var. İkinci ünlü. Yani E var. E'den sonra ne gelmiş ikinci hecede? İ gelmiş. E'den sonra İ gelebilir mi? Evet gelebilir. İ'den sonra ne gelmiş? Yine İ gelmiş. İ'den sonra İ gelebilir mi? Evet gelebilir. O zaman bu kelime de küçük ünlü uyumuna uyar. Çünkü A, E, I, I'den sonra yalnızca A, E, I, I gelebilir. Kulak kelimesine bakıyoruz. Kulak. İlk hecede U var. İkinci hecede A var. U'dan sonra, bak buraya, U'dan sonra A gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü O, Ö, U, Ü'den sonra A, E ya da U, Ü gelirdi. Dolayısıyla bu da nedir? Küçük ünlü uyumuna uyar. Zorluk kelimesi de aynı şekilde. O'dan sonra ne gelmiş? U gelmiş. O'dan sonra U gelebilir. Küçük ünlü uyumuna uyar. Gözlem kelimesinde ilk hecede Ö var. İkinci hecede E var. Ö'den sonra, Ö'den sonra E gelebilir mi? Evet gelebilir gördüğün gibi. O zaman bu kelime de küçük ünlü uyumuna uyuyor demektir. Büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu hakkında sormak istediğin bir şey var mı? Anlaşılmayan bir yer var mı Ceyda'cığım? Her ikisinin kuralı da açık. Sana anlattığım gibi. Şimdi küçük ünlü uyumunda kural var canım bak. Bunu bir kağıda yaz. A, E, I, I yaz. Ok işareti yap. A, E, I, I'den sonra A, E, I, I gelebilir. Bunu bir şekilde yaz. Tamam mı? A, E, I, I yaz. Ok işareti yanına A, E, I, I yaz. Alta geç. O, Ö, U, Ü yaz. Ok işareti yap böyle. Ok işareti yanına. Yanın ok, oktan sonra A, E, U, Ü gelebilir yaz. Bu kuralı yazdık. Tamam mı? Bu ne demek biliyor musun? Kelimeleri, bir kelimeyi hecelerine böl. İlk hece itibariyle hangi ünlüden sonra hangi ünlü gelmiş? Bunu kontrol edeceğiz. Şimdi kurala baktığımızda mesela A'dan sonra A gelebilir. A'dan sonra I gelebilir. Veya A'dan E'den sonra I gelebilir. I'dan sonra E gelebilir. Yani A, E, I, I'den sonra A, E, I, I gelebilir. Mesela A'dan sonra U gelemez. E'den sonra Ö gelemez. I'dan sonra O gelemez. Çünkü A, E, I, I'den sonra A, E, I, I gelir sadece. Anlaşıldı mı Ceyda'cığım? Sonra alta geçmiştin. Şunu yazmıştın. O, Ö, U, Ü'den sonra A, E ya da U, Ü gelir. Yani O'dan sonra mesela I gelemez. U'dan sonra İ gelemez demektir bu. Anlaşıldı mı? Şimdi mesela kesinlik kelimesine bakalım tekrar. Şimdi kelimenin küçük ünlü uyumuna uyup uymadığını kontrol etmek için heceleri ayırdık. Kesinlik. Şimdi ilk hecedeki ünlü itibariyle takip ediyoruz. İlk hecede E var. İkinci hecede i var. E'den sonra i gelebilir mi? Tabloya bakıyorsun. E'den sonra i gelebilir. Doğru. İkinci hecede kaldık. i'de kaldık. i'den sonra ne gelmiş? Yine i gelmiş. Bak ligdeki i gelmiş. i'den sonra i gelebilir mi? Evet gelebilir. O zaman bu kelime küçük ünlü uyumuna uyuyor demektir. Yani kelimeleri hecelerine bölüyorsun ve tabloda yani verdiğim o kurala göre kontrol ediyorsun heceyi. Anlaşıldı mı? Tamam. Çok güzel. Küçük ünlü uyumuna uymayan kelimeler genellikle Türkçe değildir. Aynı büyük ünlü uyumunda olduğu gibi. Teknoloji, şoför, salon, horoz, patron. Bak Ceyda'cığım. Teknoloji. E'den sonra O gelmiş. E'den sonra O gelebilir mi? Hayır. A, E, I, I'den sonra ancak A, E, I, I gelir.
Küçük ünlü uyumuna uymuyor. Gördün mü? Salon A'dan sonra O gelmiş. A'dan sonra O gelemez. Küçük ünlü uyumuna uymuyor. A'dan sonra ya A, ya E, ya I, ya İ gelir. Uymuyor. Türkçe olduğu halde küçük ünlü uyumuna uymayan sözcükler de vardır. Tavuk, çamur, armut, avuç, yağmur gibi. Niye uymuyor bunlar? Çünkü A'dan sonra U gelemez. Gördüğünüz gibi bak. A'dan sonra U gelmiş hepsinde. A'dan sonra U gelemez. Yor eki küçük ünlü uyumunda da aykırılık oluşturur. Yani yor ekini alan kelime de küçük ünlü uyumuna uymaz. Evet, biraz önce sana yazdırmıştım. Bunun fotoğrafını çekmeni istiyorum ve hemen not almanı istiyorum. Şunu unutmuyorsun küçük ünlü uyumunda. A, E, I, I'den sonra A, E, I, I gelebilir. Bak bu ayrı bir tablo, tamam mı? İkinci tablo O, Ö, U, Ü'den sonra A, E, U, Ü gelebilir. Bu da ikinci kural. Küçük ünlü uyumunda. Yani A'dan sonra mesela U gelemez. E'den sonra mesela Ü gelemez. A'dan sonra ya A, ya E, ya I, ya İ gelir. İ'den sonra ya A, ya E, ya I, ya İ gelir. U'dan sonra A, E, U, Ü'den biri gelir. Tamam mı? Anlaşıldı. Evet, ses olaylarından geldik. Ses türemesi yani ünlü türemesine geldik. Genellikle cık cık cuk cuk ekini tek heceli sözcüklere gelmesiyle ünlü türemesi oluşur. Tek heceli kelimeler cık cık cuk cuk ekinden birini aldığında araya giren ünlü nedir? Ünlü türemesi. Araya giren ünlü neyi oluşturur? Ünlü türemesini oluşturur. Mesela dar kelimesi tek heceli bir kelime. Cık ekini aldığında araya giren a nedir? Ünlü türemesi. Genç, tek heceli kelime. Cık ekini aldığında araya giren e nedir? Ünlü türemesi. Bir, tek heceli kelime. Cık ekini aldığında araya giren i nedir? Ünlü türemesi. Az, tek heceli kelime. Cık ekini aldığında kök ile ek arasına giren ı nedir? Ünlü türemesi. Tamam mı? Ayrıca pekiştirme yaparken de ünlü türemesi görülebilir. Mesela sağlam kelimesini pekiştirdiğinizde sapa sağlam dediğinizde sap kelimesi ile sağlam kelimesinin arasına giren a nedir? Ünlü türemesi. Aynı şekilde güpe gündüz, yapayalnız, çepeçevre. Pekiştirme sözcüklerinde de iki kelime arasına giren e, a ve e kelime sesleri nedir? Ünlü türemesine örnektir. Ünlü değişimi. Ünlü değişimi sadece ben ve sen zamirlerinde görülür. Ben ve sen zamirleri ismin yönel mahalleki a, e'yi aldıklarında a'ya dönüşür. Şöyle bak, sen ve ben kişi zamiri değil mi? Bu ben ve sen kişi zamirleri a ekini aldığında kişi zamirinin içindeki e ünlüsü gördüğün gibi a'ya dönüştü. Buna biz ne deriz? Ünlü değişimi deriz. Sen ve ben zamirleri A yönelme ekini aldıklarında zamirin içinde bulunan E ünlüleri A'ya dönüşür. Buna biz ünlü değişimi adını veririz. Ünlü daralması. Türkçe'de geniş ünlüyle yani A, E ile biten bir sözcüğe yor eki geldiğinde o sözcüğün geniş ünlüsü yani A, E ünlüsü I, I, U ünlüye dönüşerek daralır. Buna biz ünlü daralması deriz. Yani bir kelime var. Kelime mesela A ile bitiyor. Bu kelime yor ekini aldığında bu A ne oluyor? I, I veya U, Ü'ye dönüşüyor. Aşağıda birinci bölümde verilen sözcüklerin ünlü daralmasından sonraki yazımları karşılarında verilmiştir. Bak şimdi Ceylan'cığım. Bilmek fiili M olumsuzluk ekini almış, yor ekini almış. Yor eki olumsuzluk ekindeki E ünlüsünü İ'ye daraltmış. Gördün mü? Ne var burada? Ünlü daralması var. İstemek fiil köküne gelen yor eki. Ne yapmış? İstek fiilinin sonundaki e ünlüsünü i'ye daraltmış. İzlemek fiilinin aldığı yor eki. İzle fiilinin sonundaki e ünlüsünü i'ye daraltmış. Sızıdan sızlamak fiili türemiş. Sızla fiilinin sonundaki a ünlüsü yor ekinin gelmesiyle ı'ya daralmış. Suçtan suçlamak fiili yor eki aldığında suçla fiilinin sonundaki a ünlüsü u'ya daralmış. Bekten beklemek fiili
E ünlüsü yörekini aldığında E ne olmuş? İ'ye İ olarak daralmış. Yani İ'ye dönüşerek daralmış. Anlaşıldı mı canım? Geniş ünlüyle A, E ile biten bir kelime yörekin aldığında o yöreki A, E ünlüsünü I, I, U, Ü'ye dönüştürür. Buna biz ünlü daralması deriz. Bazı kullanımlarda iki mutsuz arasına giren yardımcı sesler ünlü daralmasını andırır. Bu kullanımlar ünlü daralması değildir. Mutlaka bunu uyarı olarak not al. Fotoğrafını çek ekranın. Biliyor, duruyor, geçiyor, bakıyor, atıyor, yanıyor, vuruyor, üzüyor, seziyor, yüzüyor. Bu kelimelerde yöreki var ama bu kelimelerde ünlü daralması yok. Bir kelimede ünlü daralmasını bulabilmek için kelimenin kökünü ve eklerini ayır. Tamam mı? Neden? Bak şimdi. Bilmek fiile. Tamam. Yöreki almış. Araya giren i zaten. Hani a, e şeklindeydi de i'ye dönüştü diyemeyiz. İ zaten bir fiiliyle yörekinin arasına giren yardımcı ses. Durmak fiili yöreki aldığında araya giren u yardımcı ses. Geçmek fiili yöreki aldığında araya giren i yardımcı ses. Bakmak fiili yöreki aldığında araya giren ı olarak gelmiş zaten yardımcı ses. Bunların hiçbirinde ünlü daralması yoktur. Ama mesela bakıyor fiilini olumsuz yaparsak eğer fareyle güzel yazamıyorum. Şimdi bak fiiline bak ma yor. Olumsuz yaptım. Olumsuz yaptığımda ünlü daralması olur. Yöreki olumsuzluk ekindeki a'yı ı'ya daraltır. Ama olumlusunda gördüğün gibi ünlü daralması yoktur. Kökili ek arasına giren bu ü, i, u, o, i ünlüleri nedir? Yardımcı sestir. Yani bazı kullanımlarda iki ünlü arasına giren yardımcı sesler ünlü daralmasını andırsa da sakın bu kelimelerde ünlü daralması vardır diye yanlışa düşme. Anlaşıldı mı Ceyda'cığım? Kuzum anlaşıldı mı? Tamam, çok güzel. Devam ediyoruz. Biraz büyütelim. Bunu da mutlaka uyarı olarak yaz. Fotoğrafını mutlaka çek. Türkçe'de unutma sakın Ceyda. Türkçe'de ye, de, ne sözcüklerinin bazı kullanımlarında ye kaynaştırma ünsüzünden önceki geniş ünlüde yani AE'de geniş ünlülük derken AE'yi kastediyor. Daralma olur. Bunların dışındaki sözcüklerde ye kaynaştırma ünsüzünden önceki geniş ünlülü daralma olmaz. Bak şimdi. Yiyecek, yiyin, yiyor, diyecek, diyen, diyor, niye? Bu kelimelerin hepsinde ünlü daralması var. Bu kelimelerin kökü nedir? Bak yiyecek, yemek. Yiyin kelimesinin kökü ye. Yiyor kelimesinin kökü ye. Diyecek kelimesinin kökü de. Gördün mü? Ye kaynaştırma ünsüzü kelimelerin kökündeki e'leri ne yapmış? İyi yapmış gördüğün gibi. Diyen kelimesinin kökü de. Y ne yapmış? D'deki e'yi i'ye daraltmış. Diyor kelimesinin kökü de. Yöreki de fiilindeki e'yi i'ye daraltmış. Niye kelimesinin kökü ne? Neye normalde bunun orijinali? Y kaynaştırma ünsüzü. Ne kelimesinin sonundaki e geniş ünlüsünü i dar ünlüye çevirmiş. Gördün mü? Yani y, d ve ne sözcüklerinin kullanımlarına mutlaka dikkat etmen gerekiyor. Anlaşıldı mı Ceyda'cığım? Bu kelimelerde de ünlü daralması vardır. Şimdi yanlış ve doğru olarak ayrılmış. Tabii ki bir kelimenin telaffuz şekli yani günlük konuşma dilindeki şekliyle yazı dilindeki şekli farklı olur. Ağlayacak dersin konuşma dilinde ama ağlayacak diye yazamazsın. Görmeyecek, hatırlayacaksın. İnanmayacağım, ağlayacak, görmeyecek. Yakalayamadık. Anmayacağım, anlayacak, bekleyecek, özleyecek, gözleyecek. Bunların hepsi yazı dilinde yanlıştır. Yazı dilinde doğru olanlar bunlardır. Tabii konuşma dilinde işte onu özleyeceğim diyebiliyorsun ama yazı dilinde kesinlikle bu yanlış kabul edilir. Unutma. Evet bir sorumuz var. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde
ünlü düşmesi yoktur. A, E, I, I, O, Ö, O, Ü. Bunlar bizim ünlülerimizde. Hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Sana ben kendi pasifimden şey atarım, not atarım fotoğraf şeklinde. Bu konuyu yazmıştım ben. Bazı kelimeler mesela ünlü düşmesinde çok bilinmedik kelimeler. Onları ben Türkçe fasikülerime yazdım. Sana bir ara fotoğraf şeklinde atarım. Çok kolay bir soru. Hangisinde ünlü düşmesi yoktur diyor. Bu arada telefonuma bakayım. Hangilerinde, iki tanesinde demişsin ama. Şimdi ben bir tane bulayım. Eleyeyim, tamam mı? Beraber çözelim. Mesela çevre kelimesinde ünlü düşmesi var. Çevre kelimesinin kökü çevir fiilidir. Çevirden çevre. V ve R arasındaki i düşmüştür. A'da var. Yani A'yı sildim. Var. Bir de ünlü düşmesi var. Çevre kelimesinin kökü neymiş? Çevir. Çevirden çevre. Tamam mı? Not al mutlaka bir yere. Daha sonra 5 demişsin. Yolları. Evet, burada ünlü düşmesi yok. Yol, isim, lar, çokluk eki, ı. Evet, cevabımızın Edirne olması gerekiyor zaten. Cevabımız Edirne. İki de nerede var ünlü düşmesi? Ayrılan. Ayırdan ayrılmak. Bak, ayırmaktan ayrılmak. Y ve R arasındaki ı ünlüsü düşmüş. Kısmında kısım. S ve M arasındaki ı düşmüş. Kıvrım. Kıvırdan kıvrım. V ve R arasındaki I düşmüş, cevabımız Edirne. Evet, geldik şimdi ünlü düşmesine. İlk önce sorusu geldi. Olsun. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında iki sözcüğün ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Aşağıda birinci bölümde verilen sözcüklerin ünlü düşmesinden sonraki yazımları karşılığında verilmiştir. Yani şu kısımdakilerin ünlüleri düşmüş. Ümürü, ömrü. Boyunum, boynum. Keşifi, keşfi. Karını, karnı. Şehire, şehre. Devire, devri. Şimdi bu kelimeler çekim eki alarak ünlü düşmesi yaşamış. Bir de yapım eki alarak ünlü düşmesi yaşayan kelimeler de var. Bak, tekrarlıyorum. Bu kelimeler çekim eki alarak ünlü düşmesi yaşamış. Türerken, yani yapım eki alarak ünlü düşmesi yaşayan kelimeler de var. Mesela çevresi kelimesi. Çevirmek fiilinden çevre ismi olmuş. Yani çevre kelimesi türerken, yapım eki alırken ünlü kaybı yaşamış. Anlaşıldı mı? Yani kelimeler çekim eki alarak da ünlü düşmesi yaşayabiliyor. Yapım eki alarak da ünlü düşmesi yaşayabiliyor. Unutma, bu da önemli. İkilemelerde ses düşmesi olmaz. Unutma. Mesela burun buruna, yanlış. Burun buruna, omuz omuza, gönülden gönüle, göğüs göğüse. Şimdi yanlış söyleyeceğim sana. Şehirden şehle, yanlış. Gönülden gönle, yanlış. İkilemelerde ses düşmesi olmaz. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan her sözcükte ve özel isimlerde ünlü düşmesi olmaz. Seçime, seçme. Yapıtın, yaptın. Biçimi, biçimi. Mesela şunun biçimine bak. Yanlış, değil mi? Yakup'un arkadaşları ziyarete gelmiş. Kitabını Faruk'a verdim. Mesela özel isimlerde ve ikinci hecesinde dar ünlü bulunan her sözcükte ünlü düşmesi olmaz. Evet, bunu biraz önce söylemiştim. Mutlaka fotoğrafını çekeceğim. Mutlaka. Bazı sözcükler türerken, yani yapım eki alarak ünlü kaybına uğrar. Ayrı kelimesinin kökü ayırmak. Ayırmak fiilinden ayrı isim türedi. Sıyrılmak kelimesinin kökü sıyır. Sıyırmaktan sıyrılmak fiilden fiil türedi. Ünlü düşmesi yaşadı. Çevrilmek kelimesinin kökü çevir. Çevirmekten çevrilmek fiilden fiil oldu. Kavrulmak kelimesinin kökü kavurmak. Kavurmaktan kavrulmak. Hem ünlü düşmesi oldu hem kelime yapım eki alarak türedi.
Yalnızlık kelimesinin kökü yalın isim. Yalın isminden yalnız ismi türedi. Yalnız isminden yalnızlık ismi türedi. Yani kelime yapım eki alarak türerken ünlü kaybına uğradı. Unutma sakın bunu. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcüklerle olmak, etmek yardımcı eylemiyle birleşik eylem oluşturulurken dar ünlü düşer. Biliyoruz bunu zaten. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller. İsim artı yardımcı fiilde. Sabır etmek, kayıt olmak, keşif etmek. Şimdi sabır, kayıt ve keşif isimleri etmek olmak, etmek yardımcı fiilleriyle birleştiklerinde isimlerde bulunan ünlüler, isimlerin ikinci hecelerinde bulunan ünlüler düşer. Sabretmek, kaydolmak, keşfetmek. Doğru yazımları da bu şekildedir. Yuvarlak içine aldım. Bazı sözcüklerin birleşme sırasında ünlülerin düştüğü görülür. Buna da ünlü aşınması denir. Bunu da not, uyarı olarak yaz. Denemelerde, yaprak testlerde hep çıkar. Ünlü aşınması. Ne demekmiş? Bazı sözcükler birleşirken ünlülerin düştüğü görülür. Mesela kaynana, kayın ana, ünlü aşınması var. Cumartesi, cuma ertesi, ünlü aşınması var bak. Düşen ünlüleri görüyorsunuz zaten. Pazartesi, pazar ertesi. Bulamaç, bulama aş. Gördün mü? Sütlaç, sütlü aş. Aş yemek demek zaten. Bir saniye. Burada, bu arada. Bak, ünlü aşınması var. Kahvaltı, kahve altı. Ünlü aşınması var. Evet, anlaşıldı değil mi Ceyda'cığım? Ünlü aşınması da. Evet, geldik şimdi ünsüzlere. Ünsüzlerin özellikleri. Bildiğiniz gibi Türkçe'de 8 tane ünlü harfimiz, 21 tane ünsüz harfimiz vardır. Ünsüzler ses yolunda boğumlanarak çıkan seslerdir. Bunlar ünlülerle birleşmedikçe okunamaz. Ünsüzlerin özelliklerini tabloda görüyoruz. Mesela süreksiz, sert ünsüzler. Yani ıtımsız, tonsuz ünsüzler. PÇTK. Sert, sürekli ünsüzler. THSŞ. Yumuşak, yani ıtımlı demek, tonlu demek. Yumuşak, süreksiz ünsüzler. DCDG. Yumuşak, sürekli ünsüzler. Yumuşak G, J, L, N, N, D, B, Y, Z. Türkçe'de bir sözcük. BCDG ünsüzleriyle bitmez. Bunu öğrenmiştik zaten biz. Yabancı dilden alınan sözcükler bu kurala uydurularak dilimizdeki yerini almıştır. Yabancı dildeki durumları verilmiş, Türkçedeki kullanımları verilmiş. Serap, serap. Muhtaç, muhtaç. Dert, dert. Ahenk, ahenk. Yani bu örneklerde, şu gördüğümüz örneklerin hepsinde ne var? Ünsüz sertleşmesi var bu arada. D, T olmuş. C, Ç olmuş. Dert, D, T olmuş. G, K olmuş gördüğümüz gibi. Türkçe sözcüklerin BCDG ünsüzleriyle bitmemesi, kuralı karışıklığa yol açmaması için bazı sözcüklerde uygulanmıştır. Yani normalde Türkçe sözcükler BCDG ile bitmez ama bazı kelimelerde anlam karışıklığına yol açmamak için bu kural uygulanmamış. Mesela sac demek saç, yassı demir, çelik ürünü saç. Ama saç demek baş derisini kaplayan kıllar demek. Hac demek İslam'ın şartlarından biri. Haç demek Hristiyanlığın sembolü. Yani bu örneklerde o kural aranmıyor demektir. Ünsüz düşmesi. Cık cik, cuk cuk eki. Sonu K ile biten sözcüklere geldiğinde kelimenin sonundaki K ünsüzü düşer. Bak, yumuşak, sıcak, minik, büyük, kavak. K ile bitmiş. Bunlar cık cık cuk cuk ekini almış. Yumuşak, sıcak, minik, büyük, kavak kelimelerinin sonundaki K'ler düşmüş. Yumuşakçık, yumuşacık. Sıcakçık, sıcacık. Minikçik, minicik. Büyükçük, büyücük. Kavakçık, kavacık. Gördün mü? K ile biten sözcüklere cık cık eki geldiğinde kelimelerin sonundaki K ünsüzü düşer. Buna ünsüz düşmesi denir. K ünsüzü ile biten bazı sözcükler, buna dikkat, uyarı, hemen fotoğrafını çekelim. K böyle çıkartmak karşına genellikle. L yapım eki aldıklarında K ünsüzü düşer. Bak,
K ile biten kelimeler cık 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 eki aldığında K düşer. Bir de K ile biten kelimeler L yapım eki aldığında o kelimenin sonundaki K düşer. Mesela alçak kelimesi L yapım ekini aldığında alçalmak. Bak, alçalmak. Mesela alçalıyordu kelimesinin kökü alçak ismidir. Alçak ismi L yapım ekini aldı mı? Alçak isminin sonundaki K unsuru düştü. Gördün mü? O gözümde küçülüyor. Küçülüyor kelimesinin kökü küçük. İsim kök. Küçük ismi K ile bitmiş. L yapım ekini almış ve küçük kelimesinin sonundaki K unsuru düşmüş. Küçükten küçülmek. Ufak. Ufaldı. Cebimde ufaldı. Ufaldı kelimesinin kökü ufak. Ufak ismi. L yapım ekini aldı. Ufak kelimesinin sonundaki K unsuru düştü. Ne oldu? Ufak isminden ufalmak fiili türedi. Ünsüz düşmesi görüldü. K ile biten kelimeler cık cık eki aldığında ya da K ile biten kelimeler L yapım ekini aldığında kelimenin sonundaki T ünsüzünün düşmesine ünsüz düşmesi denir. Başka sözcüklerde de düşme görülür. Ancak bunlar sorularda genellikle karşımıza çıkmaz. Mesela üst teğmen, ast teğmen. Üst ve ast kelimeleri teğmen isimleriyle birleştiğinde üst ve asttaki T'ler düşer. Buna da biz ünsüz düşmesi deriz. Evet, ünsüz türemesine geçtik Ceyda'cığım. Yalnız 2,5 dakikamız kaldı. İstersen bir sonraki dersimizde